İyi akşamlar arkadaşlar. Model şirketimiz Türk Traktör. Bu akşam gelen bilançosunu herhalde ilk biz değerlendirmeye tutacağız. Ama borsada keyifler arkadaşlar pek iyi değil. Birçok yatırımcının da zararda olduğunu tahmin ediyorum. Seçim belirsizliği, tabii sadece seçim belirsizliği değil, seçim belirsizliği denilerek yuvarlak konuşuluyor. Borsanın niçin aşağıya geldiğini eğer borsa yatırımcısı, hani borsada bulunup da yeni giren değil de, ki birçok yeni giren borsayı bilmeyen insanlarla konuştuğumda onlar bile gerçek nedeni tahmin edebiliyorlar, görebiliyorlar. Ama hani uzun zamandır borsada yatırım yapıp da bu kadar derin zararlara katlanmak mecburiyetinde kalınmanın nedenini eğer gerçek doğrultuda tahmin edemeyen, göremeyen arkadaşlar, Allah yardımcıları olsun. Yani onların borsada para kazanmaları mümkün değil. Evet, 2022'nin ilk çeyreği ile 2023'ün ilk çeyreği bilanço düzenlemesine göre aktiflerden değerlendirmeye başladı. Toplam aktifler içerisinde çalışma sermayesinin payı %82'den yavaşça çok cüzi %81'e azalırken, toplam aktifler içerisinde toplam sabit kıymetlerin payı %17.82'den yavaşça %17.84'e, hatta stabil kalmış demek mümkün. Cari fiyatlarla 6 milyar 505 milyon 821 bin liralık bir iktisadi varlık artışı sağlamasıyla birlikte çalışma sermayesindeki değişikliğe bakacak olduğumuzda, toplam varlıklar içerisinde hazır değerlerin payı %23,5'tan, yaklaşık %23,5'tan %32,5'a belirgin şekilde, reel olarak da %60,5 oranında artmış. Çalışma sermayesinin içerisindeki hazır değerlerin payı %28,5'tan yaklaşık %40'a belirgin şekilde artarken, kısa vadeli borçlar içerisindeki hazır değerlerin payı %32'den %44'e artmış. Ticari satışların içerisindeki hazır değerlerin payı %43,5'tan %47,5'a belirgin şekilde artış sağlamış. Fakat hazır değerlerin toplam aktifler içerisindeki artışından daha ziyade nakit akışındaki esas faaliyetinden, işletmenin esas faaliyetinden ötürü hazır değerlerinin artıp artmadığı daha önemlidir. Hazır değerleri bir de orada görmek gerekir. Bakalım. Şirket dönem karı 1 milyar 398 milyon 55 bin 409 lira olmasına karşın nakde dönüştürülen hazır değerler 1 milyar 740 nakde dönüştürülen dönem karı 1 milyar 745 milyon 624 bin 275 TL. Şirket işletme faaliyetinden 1 milyar 745 milyon 624 1275 TL nakit oluşturmasına karşın cari dönemde hazır değer varlıklar 133 milyon 119 bin 327 TL azalmıştır. Yani aktiflerdeki hazır değerler her ne kadar artmışsa da işletmenin faaliyetinden oluşturduğu hazır değerler
133.119.327 TL azalmış. Bizim için hazır değerlerin artış ya da azalışı nakit akışındaki işletme faaliyetinde göstermiş olduğu performans. Fakat şirket karını daha da artırabilmek için bu 133 milyonun 113.846.752 TL toplam aktif içerisinde %0.82 paya denk gelecek şekilde, gelir şekilde menkul kıymetlere, yani finansal yatırımlara yatırım yapmış. Toplam aktifler içerisinde ticari alacaklarının payı %17.5'tan yavaşça %19'a artarken reel olarak %25 oranında artış göstermiş. Toplam aktifler içerisinde stokların payı %34'ten belirgin bir şekilde %22'ye azalması, ticari alacak ve stoklardaki artış azalışı reel satışlarla mukayese etmekte fayda var. Yalnız ticari alacaklarla stokların cari dönemdeki oranları birbirine yakın olması, işletmenin net satışlarının az, kredili satışlarının yüksek olduğunu düşündürmekte. Evet, ticari alacaklar cari dönemde %18, %19, stoklarda %22 toplam aktifler içerisindeki artışa sahipken, reel satışlarını kontrol ettiğimizde şirket reel satışları %47 artmış. Ticari alacaklarla stokların payının reel satışların altında seyretmesi işletme açısından olumlu olarak değerlendirilebilir. Mutlak olarak işletmenin net satışları %139 oranında artmış. Yaklaşık olarak %139 oranında artmış ama reelde işletmenin net satışları, reel satışları, gerçek satışları, yani peçesiz satışlar %47 artış göstermiş. Büyümeyi, hazır buraya gelmişken büyümeye ve dış ticaret işlemlerini de görelim. Toplam aktifler %15.5 artarken duran varlıklar, yani sabit kıymetler %22 artış göstermiş. Öz kaynaklar %39.5 artarken net dönem karı reel olarak ana ortaklık payları da dahil %80.5 artış göstermiş. Oldukça başarılı bir performans grafik sergilemiş. Dış ticaret işlemlerine bakalım. İhracat gelirlerinin payı %39'dan belirgin bir şekilde %28'e gerilerken, ithalat giderlerinin payı %42.5'dan belirgin bir şekilde %24'e gerilemiş. Toplam gelirler içerisinde ihracat gelirlerinin payı %46'dan %54'e kısmen artarken, toplam gelirler içerisinde ithalat giderlerinin payı %52'den %48'e gerilemiş. Dolayısıyla işletme dış ticaret fazlası vermiş. Peki, dış ticaret fazlası vermiş, güzel. Borçlar kaleminde yabancı para pozisyonuna bakalım. Orada denge ne şekilde sağlanmış? Oradaki durumla da mukayese edelim. Evet. Maddi duran varlıkların payı %9.5'tan %27.20'ye
azalırken birikmiş amortismanların payı %10,5'tan %6,5'a gerilemiş. Maddi duran varlıkların yüzdesiyle birikmiş amortisman yüzdesi çok yakın. Dolayısıyla işletmenin üretim araçlarında yenilenme, kısa sürede yenilenme gereksinimi ihtiyacı içerisinde olduğunu anlayabiliyoruz. Toplam dönem varlıkların payı %81, sabit kıymetlerin payı %19. Aynı zamanda bir üretim şirketi olması açısından işletmenin yarın, ileriki günlerde üretim kapasitesinde yetersizliğe sebebiyet verebilecek bir oran söz konusu. %53'ten %34'e öz kaynaklar içerisindeki payı da görüldüğü gibi azalmış durumda. Şirketin duran varlıklarına yatırım yapması gerekliliği söz konusu. Evet, gelelim kaynaklar, borçlar kısmına. Varlık finansmanında kısa vadeli yabancı kaynakların payı %72-78'den çok yavaş, çok cüzi %73-77'ye %1'lik bir artış söz konusu. Reel olarak %17 kısa vadeli yabancı kaynaklarda bir artış gerçekleşmiş. Varlık finansmanında uzun vadeli borçların yapısı %9,5'tan %5'e gerilemiş. Şirket varlıklarını, büyük bir çoğunluğunu, hatta tamamını kısa vadeli yabancı kaynaklarıyla fonlamakta. Bu da işletmeye finansman yükü getirecek bir gelişme. Varlık finansmanında toplam borçların payı %82,5'tan yaklaşık %79'a azalırken, varlık finansmanında öz kaynakların payı %17,5'tan %21'e artsa da işletmenin toplam borçları öz kaynaklarının yaklaşık 4 kat üzerinde seyretmekte. Bu da finansal açıdan işletmenin aleyhine bir durum. Kısa vadeli yabancı kaynak bileşenlerine baktığımızda, varlık finansmanında maliyeti daha yüksek olan finansal borçların payı %8'den %15'e, reel olarak %110 gibi yüksek bir oranda artarken, daha düşük maliyetli ticari borçların payı %40'lan stabil, sabit kalmış. Daha kapsamlı, daha detaylı bakalım finansman yapısına işletmenin. Evet, dış ticaret fazlası vermiş, cari fazlaya sahip şirketin. Bir önceki dönem 475 milyon net yabancı para pozisyon fazlalığına sahipken, inceleme döneminde aradan geçen bir yıl içerisinde 738 milyon yabancı para pozisyon açığı yaratarak, cari dönemde işletme 263 milyon net yabancı para pozisyon açığı ve riski taşımakta. Ayrıca net yabancı para pozisyonunun öz kaynaklara oranı %124,5, yabancı para varlıkların yabancı para borçları karşılama oranında %9 oranında azalması işletmenin olumsuz aleyhine gelişen bir başka yapı. Finansman kaynaklarında kısa vadedeki değişikliklere baktığımızda, finansmanda öz kaynağın katkısı %20,5 oranında artarken,
Yabancı kaynakların payının %4,5 oranında azalması işletme açısından olumlu bir gelişme. Öz kaynakların borçlara oranı %26 oranında artışı, işletme sermayesinin %47,5 oranında artışı yine işletme açısından olumlu gelişme. Bir başka olumlu gelişme, işletmenin net finansal borçlarının %262 gibi yüksek oranda azalış sergilemesi. Yalnız tabii biraz önce de pasif yapıda gördüğümüz gibi finansal borçlar kısa vadeli yabancı kaynaklar içerisinde %79,5 oranındaki finansal borçlar maliyeti yüksek olan borçlardır. Böyle bir yüksek oranda artışı işletme açısından, finansman yapısı açısından oldukça olumsuz bir gelişme. Öz kaynaklarına bakalım. Toplam öz kaynaklar içerisinde dönem kar payı kısmen artarken devamlı sermaye stabil kalmış. Toplam öz kaynaklar içerisinde öz sermaye karlılık payı belirgin bir şekilde artış göstermiş. Toplam öz kaynaklar %2 oranında ödenmiş sermaye %139,5 gibi yüksek bir oranda içsel sermaye yaratın. Geçmiş yılların kârı, dönem kârı ve dağıtılmamış yedek akçelerinden oluşmakta. Şirket ortak kârlılık oluşumuna bakalım. Şirket kârlılığı %86,5 oranında artarken ortak kârlılığı %35,5 ile şirket kârlılık artışının altında kalmış. Şirket karlılık bileşenlerinde satış karlılığı %46,5 oranında artarken sürüm %27 oranında artmış. Katkı payı yüzdesi %4, emniyet marjı da %41 artmış. Ortak karlılık bileşenlerine bakalım. Borçların öz kaynakları oranı %21 oranında azalmış. Olumlu bir gelişme. Varlık karlılığı %86,5 oranında artarken borç maliyeti %79 oranında varlık karlılığına yakın bir oranda artış göstermiş. Finansal kaldıraçta çok cüzi bir katma değer sağlamış şirkete pozitif yönde. Net ortak karlılığı %29 lan çok düşük vasat kalmış. Evet. Gelir tablosuna bakalım. Net satış hasılatı reel olarak %47 oranında artarken satışların maliyeti %38 oranında artmış. Toplam gelirler içerisinde satışların maliyetinin payı %82'den yaklaşık %77'ye azalmasının neticesinde gayri safi işletme karı %18'den %23'e reel olarak %89 artış sağlamış. Ama önce iade ve indirimlere bakalım. İşletmenin iadeleri bulunmamakta. Fakat satışlardan indirimlerin %17'den %15'e gerilemesine rağmen satış hasılatında %15'lik bir iskonto ve indirim oranı brüt satış karını etkili olacak bir oran. Yani bu ne demek? Her 100 liradan 15 lirasını indiriyor demek şirketin. Bu da brüt satış karını olumsuz yönde etkileyecektir. Dolayısıyla gayri safi işletme karı daha yüksek olabilirdi. Fakat tabii bir rekabet söz konusuysa ya da işte modeli geçmiş, domede olmuş modelleri stoklarından eritmek için bir takım
ticari politikalar da gütmüş olabilir. Maliyet giderlerinin %6.51'den yavaşça %6.28'e azalmasının neticesinde esas faaliyet karlılık payı %11.5'tan %17'ye, reel olarak %115.5 oranında artış kaydetmiş. Şirketin bir takım yatırım faaliyetlerinden cari dönemde gelirleri sağlamasının neticesinde de faiz vergi öncesi karlılık payı %11.5'tan %17'ye artış göstermiş. İşletmenin finansman giderleri yokmuş, aksine finansman gelirleri varmış. Bu finansman gelirlerinin payı %1.85'ten %0.29'a azalmasının neticesinde vergi öncesi karlılık payı %13.5'tan %17.5'a artarak gerçekleşmiş. Cari dönem vergi gideri %5.5, %3.25'ten cari dönemde %5.5'a artmış. Fakat ertelenen vergi avantajı 1.74'ten 2.84'e 3'e çıkmış. 522 milyon vergisine karşılık 270 milyon bir vergi ertelemesi avantajı var. Dipnotlarından bu vergi ertelemesinin hangi kaynaktan, hangi faaliyetten gerçekleştiğini araştırmanızda fayda var. Dolayısıyla vergi giderlerinin payı 1.51'den 2.65'e çıkmasının neticesinde, artmasının neticesinde net dönem kârı ana ortaklık payları dahil %12'den %14.68'e, reel olarak %80.5 net dönem kârı artışı sağlamış. %14.68 her 100 TL'lik satışın 14 TL'sinin otofinansman ortaklara dağıtmak için ya da otofinansman olarak şirketin bünyesinde barındıracağı oranı vermekte. Evet. Güzel bir bilanço, fena değil. Ben sevdim. Nakit akışına bakalım. Esas faaliyetlerinden nakit akışı %13'ten %61'e artmış. Gayet güzel. İşletme faaliyetlerinden nakit akışı %12.5'tan o da %60'a artış göstermiş. Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı eksi %8.5'tan artı %3'e artarken, finansal faaliyetlerden nakit akışı %4'ten eksi %61'e azalmış. Yani işletme faaliyeti pozitif, yatırım faaliyetleri pozitif, finansal faaliyetler negatif. Pozitif, pozitif, negatif. Yani model 1'e, model 3'e giriyor. Model 3'ü yanılmıyorsam. Pozitif, pozitif, negatif. Evet, model 3'e tekamül ediyor nakit akış tablosu. Model 3'ün şeyi neydi? Varsayımı, öngörüleri, gerileyen veya yeniden yapılanan şirketi bize gösteriyordu. Bu nakit akışı profiline sahip işletmelerin genellikle işletme faaliyetlerinden nakit girişi sağladıkları, fakat aynı zamanda duran varlıklarını da
ya da yatırımlarını da satışa çıkarmış oldukları görülüyor. Bu tür işletmelerde elde edilen nakdin borç ödemede ya da hisseleri geri almada kullanıldığı söylenebilir. Bu nedenle de duran varlıkların satışı zorunlu hale gelebilir. Esas faaliyetlerinden elde edilen gelir veya aktif satışından yani duran varlık elde edilen nakit ile borçlar karşılanıyor olabilir. Duran varlık satışının nedeni elden çıkan aktiflerin yenilenmesi planı olabilir. Bu modelin de nadir olduğu belirtilmelidir. Yani nadir görülen bir model. Model 3 arkadaşlar. Fakat bu modelin bütün özelliklerini şirket gösteriyor. Niçin? Öncelikle gördük varlıklarda maddi duran varlıkların oranıyla amortismanların oranı birbirine çok yakın. Bir modernizasyon ve yenileme gereksinimi içerisinde olduğunu görüyoruz. Daha kapsamlı, daha detaylı bakalım. İşletme faaliyetinden %1311, esas faaliyetlerinden de %1998 oranında artmış. Gayet iyi. Satışlardan giren nakitle satılan malın maliyetini karşılamakta. Yatırım faaliyetlerinden, evet, duran varlık satışından 126.116.181 TL nakit fazlası yaratmış ama duran varlık satışı finansman yaratmada sürdürülebilir bir strateji değildir. Sattıklarının yenileyecek olabilir, yerine daha modernizasyonunu alacak olabilir. Finans, yani zaten model 3 ne diyordu? Küçülen bir şirketle yenilenmeye giden bir şirket. Gerileme veya yenilenmeye giden bir şirketin modelini veriyordu. Ve görüldüğü gibi yine işletme faaliyetinden vermiş olduğu nakit açık nedeniyle finansman faaliyetlerinden nakit girişi %2109 oranında azalış göstermiş. Vergi öncesi dönem karının nakit akışına göre düzeltilmiş dönem karının %80 oranında oldukça yüksek %100'e yakın oluşu olumlu, gayet olumlu ve aynı şekilde bu oranında %525 oranında artışı gayet olumlu. Fon kaynak kullanımına baktığımızda fonların %29'luk kısmı çok düşük faaliyetlerinden elde edilmekte. Kaynak %38 oranıyla ticari borçlardaki artış, ana kullanım yeri %47 ile diğer dönen varlıklar olmuş ve şirket varlıklarını sadece %9 oranında fonlamış. Yani yatırımlarına %9, 618.377.332 liralık bir fonlama gerçekleştirmiş. Evet, %38 ağırlıkla ticari borçlar ana kaynak olmuş. %47 ağırlıkla diğer dönem varlıklar ana kullanım olmuş. Yatırımlara %9 oranında fon yaratmış, harcamış. Net işletme sermayesi %47,5 oranında artış göstermiş. Evet, başa başına gelelim arkadaşlar. Bunda da maliyetlerin değişken kısmı %75 olarak varsaydım. Finansal kaldıraç 1.24'ten 1.23'e çok cüzi bir avantaj
veya olumlu yönde gerçekleşmiş. Grafiği büyüterek bakalım. Evet. Öncelikle işletmenin sabit giderlerini ve değişken maliyetlerini düşürmesi gerekiyor. %5 düşürse gerek faaliyet kârı, gerek işletme kârı, gerekse nakit kârı belirgin şekilde artacak. %5 de finansman giderlerini düşürdüğünde en kötü ihtimalle gelecek dönem satışları stabil kalsa bile net dönem kârını artıracaktır. Rasyolarına bakalım. Evet, likidite oranları, cari oran çok cüzi bir azalış ve olması gereken değerin altında. Likidite oranı da artış oranında olsa da olması gereken değerin altında. Nakit oranı sınırında. Şirket olması gereken değerlerinin altında likidite oranlarına sahip olması sebebiyle likidite riski ve açığı taşımakta. Faaliyet oranları vasatın altında kalmış. Evet, alacak devir hızı 36 günden 35 güne bir gün fark etmiş. Kredili satışlar daha yüksek, nakit satışlar daha az. Kaynak yaratmada başarılı şirket, etkinlik oranlarında da oldukça başarılı. Başarılı bir bilanço, güzel bir bilanço. Evet, hisse değerine geldiğimizde bugün ayın 26'sı değil mi? Evet. 26'sında bugünü 553 liradan fiyatlanarak kapatmış. Gerek temettü kapitalizasyon yöntemi gerekse indirgenmiş nakit akım yöntemiyle işletme olması gereken değerinin altında fiyatlanmakta. Evet. Borsaya güven gelmedikçe de borsaya yabancı yatırımcı gelmez, yeni yatırımcı da bu borsaya uğramaz arkadaşlar. Borsaya yatırımcı gelebilmesi için borsanın buram buram güven kokması gerekiyor. Güven. Güven vermeyen hiçbir yerde hiçbir şey durmaz. Gelen de uzun soluklu kalıcı olmaz. Ne yazık ki borsamızda güveni yerle bir edildi. Ve ilgililer de buna seyirci kaldı. O yüzden arkadaşlar öyle durup dururken borsa gitmez, sebepsiz yere borsa geri gelmez. Borsaya güven tesis edecek bir anlayış, bir yaptırım gelmedikçe, oluşmadıkça burada çok büyük yatırımlar ne yazık ki olmaz. Peki, gelen bilançoları geldikçe değerlendireceğiz. Herkese kayıpsız seanslar temenni ediyorum.